Evet, herkese merhabalar. Uçağı çalıştırdım. Şöyle bir küçük bir güncelleme yapalım. Neler yaptım run-up yapana kadar. Bir de bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim biraz. Bayağı uzun süre oldu yine her zamanki gibi. Sınava hazırlanıyorum. Commercial'ın sınavına. Bayağı uzun zaman geçti aradan. Çünkü benim bulunduğum bölgede bu aralar examiner, yani sınavı yapacak olan görevli sıkıntısı yaşanıyor. Boş yer bulmak çok zor. 2,5 ay sonrasına gün verdiler sınav için. Ben de çok uçuş yapmadım. Şimdi tabii 2 hafta falan kaldı sınav tarihine. O yüzden bugün dedim ki şöyle bir çıkayım. Biraz pratik yapayım, manevralar falan, stall falan yapacağız. Bugün yalnızım, gördüğünüz gibi. Siz varsınız sadece. Birlikte şöyle bir çıkalım, bir elim tekrar bir ısınsın. Geçen hafta bir uçuş yaptık ama tabii aradan yine zaman geçti. Tabii 1,5 ay sonra falan uçmuştum. Çok bir şey anlamadım yani. Bugün şöyle bir kendim çıkayım istedim. Biraz pratik yapayım. Siz de dahil etmiş oldum bu sayede. Neyse, pratik bölgesi var. Pratik bölgesine gideceğiz. Orada manevralar yapacağız. Ondan sonra geri döneceğiz havaalanına. Birkaç defa da zamanımız kalırsa iniş kalkış pratik yapacağız. Öyle. Şimdi run-up bölgesine geldim. Şurada gerekli testlerimizi yapalım. Ondan sonra duruma göre hareket ederiz. Tane daha uçak geliyor arkadan. Burası biraz dar alan. O yüzden böyle yan yana park etmek zorunda kalıyoruz. Neyse, ne yaptık? Bir önceki checklistime bir daha bakayım. Later on altimeter set. Şunu da ayarlayayım. 3006 avionics. Çok bir şeye ihtiyacımız yok burada. Pratik bölgesine gideceğiz. Görerek uçuş yapacağız zaten. It is, we got it, transponder set the VFR, cabin heat is off. Sonradan üşüyebiliriz bakalım. Fuel selector switch tanks to full tank. Fuel flow looks good. Sığarlar herhalde ya. Sığdılar. Alright, taxi yaptık, run up, parking brake set, seat secure, seat belt harness on. Flight controls. Orient correct. Avionics set. Birazdan tower'a switch yapacağım. O tamam. Bir şey yok. Autopilot fail diyor. Ona bir bakalım. Off diyelim. Autopilot'lık bir işimiz yok. Bugün trim çalışıyor mu? Otomatik trim. Geçtiğimiz aylarda bunu bozmuşlardı. Hala bozuk. Onu kapatacağım o yüzden. Manuel trim yapacağız. Circuit breakers, sigortalar, yani onları bir check edelim yine de. Bundan dolayı sıkıntı çıkartabilir. Okay, avionics and mixture is full reach. Bu arada sonraki zamanlarda bu nedir mixture falan, bunlar nedir, böyle sorular geliyor. Onlarla ilgili bir video yapacağım, açıklayacağım ne işe yarar, nasıl çalışır. Ama şimdilik böyle ayak uydurmaya çalışın. Bazıları İngilizce, bazıları Türkçe olacak. Ya çevirebildiğim kadarını Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım ama ben bunların hepsini İngilizce olarak öğrendiğim için zorlanabilirim. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Tamam. 1000 devire getirelim motoru. Devir göstergemiz burada. Dijital yaptılar bunu. Önceden manueldi. Abi 2000. Şimdi magneto dediğimiz ateşleyici enerji kaynaklarını test etmemiz gerekiyor. Tamam, güzel. Vacuum 5 good. Carb 8 is
Working, that's good. Oil pressure looks good. Temperature is rising up. Fuel pressure, fuel flow is good. And I'm looking good. Throttle goes back. Şöyle bir idle'a getirelim. Bir bakalım stall olmuyor. Tamam, güzel. Piro heat. Tamam, voltage. Amperimiz yükleniyor. Air conditioner, we don't have it. Circuit breakers. All in. Take off briefing. Static rolling take off yapacağız yani, hiç durmadan. Kalkış yapacağız. Normal take off yapacağım yani. Short field. Ya da short field yapalım ya. Aynen, short field take off yapalım. Yani kısa mesafeli pistler için take off yapalım. Onun için iki flap koymamız lazım. Ondan sonra VR 49 yani rotate hızımız 49 pardon 53 VSO yani stall hızımız 49. Türkçe'yi çevirince böyle kafam karışıyor bazen, o yüzden bazı yerlere İngilizce atlayacağım. Runway 2.7'den kalkacağız. Direkt sağ dönüş isteyebilirim. Sağdan yukarı çıkarız. Şöyle haritayı da kaydedeyim de. Yani 2.7'den şöyle kalkıp sağa doğru. Evet, departure yapabiliriz. Emergencies, acil durumlar. Okay, if you have any emergency. Yani herhangi bir acil durumda, take off anında direkt hızı keseceğim, yani gazı keseceğim ve duracağız. Herhangi bir acil durumda şeyden sonra, yani lift off kalkıştan hemen sonra bir acil durum olursa kalan runway'i kullanıp ineceğiz. Herhangi bir acil durumda şeyden sonra kalkıştan sonra ve 1000 feet'in altındaysak herhangi bir güvenli bir yer bulmaya çalışacağız önümüzde ve glide, yani neyse hatırlayamadım, gliding speed 76 olacak, süzülme hızımız yani, hatırladım şimdi. Eğer 1000 feet'in üstündeysek tekrar havaalanına geri dönebiliriz 76 knot hızla. Pitch trim, take off trim. That rudder trim looks good. Flight instruments. Her iyi gözüküyor. Her şey tamam. Avionics verify. Şunu tower'a geçirelim. Take off departure brief. Emergencies brief. Flaps 2. Fuel pump is on. Fuel pressure looking good. Fuel selectors fullest. Sol tankta 12 galon var. Sağ tarafta 8 galon var. Şimdilik bize yeter. Çok fazla durmayacağım zaten. Bir saat falan anca. Bu uçakta saat 9 galon falan yakıyor. İşte 3-4 galon da yerde yakmış olsak yeter o bize. 9. Aynen 3 de oradan yakmış olsak 12. 8 galon yani. Bir saatlikte geriye kalıyor. Bize lazım olan yarım saatlik zaten. Gündüz olduğu için. Yani ekstradan rezerv olarak. Carpet is off, static source. Good. Bizden sonra gelenler gitti bile. Ben böyle anlatmaya çalışıyorum ya. Tabii ben bu arada hoca falan değilim. Bunu da not edeyim. Hani benim uyguladıklarımı evde denemeyin. Door windows closed, air conditioner off, lights are on. Pyro heat is off. Time we have 11:30. 11:30. Şuraya not edelim. NA Frankie, have you hit what's up yet? Yakıtımızı ona göre şey yaparız. Parking brake release. Take off. Thank you. Short field take off yapacağız. Kısa mesafe pist take off yani. Transponder on. Throttle pull forward. Yani tam gaz vereceğiz. Motor göstergelerini kontrol edeceğiz. Ondan sonra koşmaya başlayacağız. Hızımız 49 knot'a geldiği zaman short field olduğu için normal take off speed'den daha düşük tabi. Ground effect dediğimiz hızda, ground effect efeğin yardımıyla daha doğrusu kalkış yapacağız. Sonra
55'e getireceğiz hızımızı. Ondan sonra tırmanmaya başlayacağız. Sonra yavaş yavaş flaplarımızı kaldırıp 76 nata çıkıp tırmanmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hazırsanız siz de gidelim. Bu arada şu öndeki kameranın pili hemen bitebilir. Daha doğrusu pil değil de. Çok ısınıyor bazen o. Bu iyidir mutlaka da. Bu çok ısınıyor. O yüzden kapanabilir. Umarım kapanmaz. Bakalım. Over tower, 46 Charlie, midfield, setting up. 46 Charlie, extend down or call your base. Bayağı yoğun, belki short field yapmayabiliriz. Short field'da çünkü beklememiz gerekiyor pist üzerinde. Bütün göstergeleri kontrol etmek için. Aynen, bayağı yoğun. Normal take-off'a geçelim. Normal take-off yapalım. Şu an bayağı yoğun. Bekletmek istemiyorum kimseyi. Beverly Tower, 2 Echo Foxtrot, request full stop. 2 Echo Foxtrot, clear to land. 2 Echo Foxtrot, clear to land. Normalde bildirmem lazım. Sırada oldu mu da şu frekans çok yoğun. İnen kalkan çok fazla, o yüzden şimdi araya girmeyelim. 2 Echo Beverly Tower, hold short. Hold short, 7 Echo. 84 Echo, the Cessna is falling just off your left now at 1000. Bir anda hava sahasında 6-7 tane uçak olmaya başladı. 1 hour later. 42 and 17 Echo, runway 27, line up and wait traffic, Warrior downwind. Line up and wait 27, 7 Echo. 47, 246 Charlie, runway 27, continue traffic, holding in position. 46 Charlie, continuing, it's gonna be a full stop. And tower 257 on my holding short, runway 27. We're 987 Kilo Fable, right turn on Foxtrot, contact ground. Right on Foxtrot, contact ground, 7 Kilo. Turkey 257, Mike, hold short, say direction of departure. Holding short, requesting right turn to practice area, 257 Mike. Turkey 257, Mike, roger, hold short. 2 hours later. Turkey 2571, Mike, runway 27, line up and wait traffic, Warrior turn into 2 mile base. Line up and wait, runway 27, 257 Mike. Nihayet sıra bize geldi. Bir tane gelen varmış. Piste gir ve bekle dedi. Cherokee 257 Mike, right turn out approved, runway 27, clear for takeoff. Right turn out approved, runway 27, clear for takeoff, 257 Mike. Beklemeden. Alright, runway is clear, full power. Everything is on the green, airspeed alive. Full stop, report them in sight. Rotate. Number two, and we have the drop. Biraz sağ taraftan. In the air, full stop, number two, runway 27, clear touching. Crosswind to air. Clear touching, 5 kilo. Önde bir tane giden uçak var, onu gözümün önünde tutacağım. Onlar sola dönecekti sanırım, öyle dediler. Biz de sağa döneceğiz. Evet, onlar sola dönüyor. 200 feet. Sağ taraf temiz. Kimseyi görmüyorum. Daha sağdan dönelim. Pratik bölgesine. Rüzgar biraz... Bu gust faktörü dediğimiz şey var ya, yani rüzgar normalde 9 knot şu anda ama 16'ya gust yapıyor. Çok kötü değil. Şöyle biraz havaalanından uzaklaşalım, ondan sonra birazcık daha sağ tarafa doğru döneceğiz.
taraftan da trafiği kontrol ediyorum ekranda. Bugün şöyle 2000-3000 fite, 2500-3000'e kadar çıkabiliriz. Çok fazla dönüş yapmayalım. Bu taraftan bir tane uçak geliyor. O geçsin, ondan sonra sağa doğru birazcık dönüş yaparız. Ya bu uçağın da görüşü çok iyi değil. Burnu biraz havada gibi duruyor böyle, yani yerdeyken de öyle. Cessna'lar gibi değil mesela, Cessna'ların görüşü daha iyi. O yüzden böyle ara sıra uçağın burnunu şey yapıp indirip bakmak gerekiyor. Şimdilik böyle 2800'lerde kalalım çünkü hemen tepemizde Class Bravo dediğimiz hava sahası var, Boston Logan'ın. Ona dikkat etmemiz gerekiyor tabii. Böyle duralım. Şimdilik cruising checklist falan yapmayacağım çünkü birazdan pratik yapmaya başlayacağız. Yani manevra falan yapmaya başlayacağız. Tekrardan enstrümanları ayarlamaya gerek yok. Açıp kapatmaya falan gerek yok. Bulutlar bayağı yüksekte, sıkıntı yok. O trafik geçti. Tamam, biz şuradan hafif dağılıp böyle dümdüz gitsek aslında olur. Hava soğuk burada da, kış tabi. Birazdan üşümeye başlarım. Ama ısıtıcımız var. Sadece klimamız yok bu uçakta. Ona da zaten gerek kalmıyor. Yazın yerdeyken sıkıntı oluyor da havaya çıkınca yüksekteyken sıkıntı olmuyor. Bayağı serin oluyor yazın bile. Okyanus üstüne çıkalım. Beverly'nin hava sahasını terk ettik ama şimdilik biraz daha dursun frekans. Biraz daha gidelim, su üzerinde frekansı değiştiririz. Ne yapacağım bugün? Deep turn yapalım, yani keskin dönüş manevrası yapalım. Stall yapacağım. Power on stall dediğimiz, yani ne denir? Stall ne ya? Stall'ın Türkçesi bilmiyorum, yani duraksama mı? Yani neyse, kaldırış kuvvetini yitirmesi uçağın, herhalde Türkçesi böyle daha anlaşılır olur. Yani hızı kalmıyor artık ve kanat üzerinden geçen hava akışının kesilmesi sonucunda uçağın bildiğiniz aşağı doğru bir harekete geçmesi, öyle söyleyeyim. Nazik bir dille. Çünkü ben havacılıkta diğer terimleri çok sevmiyorum. Bravo'nun dışına çıktık, Boston Bravo'nun. Bir tane uçak var 1800 feet üzerimizde. Tam karşıdan geliyor. Alçalışa geçmiş hatta. Bakalım ne yapacak, nereye gidecek? Biz de yükseliyoruz, ben yükselmeyi bırakayım. Hatta 2500'e de düşebilirim ben ya. Hatta şuradan solda. Sol temiz. Birazdan zaten clearing turn dediğimiz, yani etraftaki trafiği görebilme açısından ya da onların, diğer trafiklerin bizi görebilmesi açısından sola 90, sağa 90 derecelik dönüşler yaparak kendimizi belli ediyoruz ve diğer trafikleri görmemiz daha kolay oluyor. Onu yaparız. Ondan sonra steep turn yaparız. Deep turn'de commercial, ticari pilot lisansı standartlarında biraz üşüdüm gibi ya. Birazcık açalım. Standartlarında olması lazım. O da 50 ile 55 derece dönüş açısı. Yatış açısı. Daha doğrusu. Olması gerekiyor. Frekansı değiştirelim. Pozisyonumuzu belli edelim. Beverly Practice, Cherokee 71 Mike in the area doing commercial maneuvers. Beverly Practice area. Kimse yok zaten etrafta. Bir tane uçak var, onları da büyük ihtimalle Beverly'ye inişe geçiyorlar.
ya da Boston Logan'a da yönlenebilirler ama sanmıyorum. Çok fazla. Onlar geçsinler. Hatta ben burada stall yapabilirim. Önce power on stall yapacağım. Edingim North'ta 2500'deyim. Yavaşlıyorum. Kalkış modundaymışız gibi. Şöyle bir yavaşlayayım. Ben böyle 60'larda falan. Ondan sonra gazı veriyorum. Bekliyorum. Evet, horn geldi. Çak artık. Ve stop. Full power, birazcık tırmandık. İnmeden. Dur. Birkaç defa daha deneyeceğim, elim soğuk. Dediğim gibi olmuyor. Şuradan, sağdan geri dönelim. Diğer uçak geçmek üzere. Derin turns yapmadım az önce, yapacağım şimdi yine. Diğer uçağın geçmesini bekliyordum, o arada bir stall deneriz dedim. Şimdi sola clearing turn yapalım. Clear left. 2500'de kalmaya çalışalım. Böyle kendimizi göstermiş oluruz etrafa. Bir tane daha uçak var 2500'lerde o da. Onlar da pratik yapıyorlar sanırım. İleride bir yerdeler. Hatta ben geri dönüş yapayım kuzeye doğru. Onlara da çok yaklaşmış olmam. Uzaklaşmış olurum daha doğrusu. Hatta stolu bir daha deneyeyim. Böyle kalkış hızımıza getireceğim uçağı tırmanmadan. Hızım düşüyor ama tırmanmıyorum. Düşüyor. Kalkış hızımız 55. Gaz veriyorum ve bekliyorum. Uçak stall oldu. Full power. Hızım geldi. Ve recover. Hala. İrtifa kaybetmedim. Trafik var mı? Etrafta kimse yok. Dip turn yapalım, sonra geri döneriz. O tarafa doğru tekrar stall denerim. Hızım 90. 2500-2600 feetlerde. Sola doğru. Clear layout. Trafik, kimseyi görmüyorum. Evet, birazcık power. De sağa doğru. 2500'deyiz. 90 knot. Tamam, temiz. Kimse yok.
Sağ taraf her zaman biraz daha zor oluyor. Hala 2500'deyim, hızımda 90. Güzel. Biraz daha yatırabilirdim. Sağa doğru. Dediğim gibi sağ taraf biraz zor oluyor. Sağ dönüş. Çünkü açı farkı var. Çok sıcak ya. Neyse, soldan dönelim. Ne yapalım? Yani şandel yapayım. Evet, şandel yapayım. Hatta dönmeseydim. Şöyle yapalım. Tamam, şöyle east diyebiliriz. Yani güney, doğuya doğru. Hani 080 olsun heading'im. Soldan başlatıyorum. Hey, full power. 30 derecelik açı. Sonra tırmanış. Tırman. Hızım 65'te. Ve tırmanmaya devam. Ve bitirdim. Ya bu manevranın amacı maksimum tırmanma. Yani kısa süre içerisinde maksimum bir şekilde tırmanma amacıyla çalıştığımız bir manevra. Kimse yok etrafta. Solum temiz. Full gaz veriyorum. Uçağı sola doğru yatırıyorum. 30 derecelik açı. Tırmanmaya başlıyorum direkt. 15-16 derece burun açısıyla. Bu. Zor değil. Birazcık daha gaz açabilirdim, tam vermedim. Full power derken hepsini birden vermiyoruz ama hani biri arıyor ya. Şaka gibi, burada telefon çekiyor muymuş? Vallahi telefon çekiyor. Ne var mı? Sağ tarafında bir tane uçak var. Onlar da aynı 3000 fitte falan var. Ben biz bu taraflarda kalalım. Lazy 8 yapayım bir tane de. Sonra saat kaç? Saat 12. Sonra döneriz havaalanına. Eğer çok yoğun değilse birkaç iniş kalkış pratik iyi olur. Ama 2500'de kalalım. Hem Lazy 8 yapabiliriz burada. Lazy 8'de hızım 90, 2500 fitteyiz. 345 heading, referans noktaları alıyorum. Şu 45 derece, 90 ve 135 derece. İyi. Lazy 8'de ne yapıyoruz?
yavaş yavaş adı üstünde lazy. Bekliyorum. Dönüyor uçak kendisi. Aşağı doğru burnunu verdi. Hızım geri geliyor. 135 derece. Yavaş yavaş rollout yaptım. Birazcık tuttum. Tekrar bu sefer sağa. Dönüyorum. Hızım geri geliyor. Yavaş yavaş roll out. O kadar. Lazy 8'de dediğim gibi rakamları tutturmak biraz zor. Benim için öyle. Mesela 2500'de başladım değil mi? Evet, 2500'dü. Manevrayı bitirdiğimde 200 feet falan tırmanmış oldum. Normal olmaması lazım. Bir kez daha deneyelim. 2700 feet'deyiz. Birazcık alçalalım. 2600-2700 civarı. İyi. Böyle iyidir. Etrafta kimse yok. Sol temiz. 2600'deyim. Yavaş yavaş. Uçak kendisi ufuk çizgisini kesiyor. Hızım geri geliyor. Dönmeye devam. Yavaş yavaş. Tamam. Sağ taraf temiz. Çok hız almadan. Bu kadar. Yine 2600'lük, bu sefer de 2700'de bitirdik. 100 feet off, yani 100 feet yukarıda bitti. Çok kötü değil. Ama eskiye nazaran çok da iyi değil, çünkü daha iyi yapıyordum ben bunu önceden. Evet, soldan dönelim. Saat 12 çeyrek geçiyor. Ya burada telefon çekiyor be. O da iyiymiş. Okyanus üstündeyiz. 2600 feet'te telefon çekiyor. Ne yapacaktım bugün başka? Stall'u bir daha yapayım ya. Stall'u çok beğenmedim yine. Tarafa doğru gideyim. Sefer. Yavaşlayalım. ...2600'deyim tamam mı? Orası başlangıcım olsun. Evet. Bu daha iyi oldu. Tamam. Kaç dakika olmuş? Şuradan soldan dönelim. Kalkış yapalım. 11.30'da kalkış yaptık. Tam bir saate yaklaşıyor.
Bu yakıt tankı biraz daha kalsın. Sonra biraz yaklaşalım havaalanına, ondan sonra yakıt tankını değiştirmem lazım. Switch etmemiz lazım. Boston'a doğru, Beverly'ye doğru gidelim. İş yapalım bakalım, çok yoğun değilse birkaç iniş kalkış yaparız. Frekansımızı da tekrar değiştirelim, tower'a geçelim. Beverly'ye bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Yoğunluk var mı? Number 245 Victor Bravo, fly runway heading till advisor runway 34, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway heading, Victor Bravo. 81, altimeter 3005. IFR arrivals expect a visual approach, landing and departing runway 34. Oh. 5G no attempts in effect for Beverly. Contact flight service station for further information. Hazardous weather information. Area available on flight service frequencies. Advise of initial contact to Avetis Oscar. Beverly is information Oscar. 1653 Zulu weather. Wind 320 at 10, gust 16, visibility 10, sky clear. Şeyi değiştirmişler. Pisti değiştirmişler. 3-4 pisti kullanımda şu an. İyi. Hover Tower 257 Mike at 8 miles from the east, inbound with Oscar. Number 2571 Mike Beverly Tower Roger, report a 2 mile right base entry for runway 34. 2 miles right base runway 34 for 2571 Mike. Tamam, çok uzakta değiliz zaten, 8 mil var. 2 mil kalası right base, yani ne deniyor Türkçesi, sağ... Ne ya, sağ ne bacağıydı? Unuttum ben onları. Planör kursundayken biliyordum da birçoğunu unuttum. Neyse, yani 2 mil kalası final'a dönmeden, yani son yaklaşmaya dönmeden rapor edeceğiz. Short field iniş yapmayı deneyeceğim. Bakalım. Havaalanını görebiliyorum buradan. 2000 feet'teyiz. Şimdilik 2000 feet'teyiz. Eder. Saat 1'e kadar rezervasyonum vardı bugün. Uçağı yani 1'e kadar kiralamıştım. Saat 12:20 geçiyor. İniş yapsak 12:30. 2176 kilo contact. Belki bir tane daha böyle bir meydan turu yapabiliriz. İniş, belki ilk inişim iyi olmayabilir. İkincisi daha iyi olabilir. Siz de bir rate verirsiniz nasıl, iyi mi kötü mü, birden ona kadar bir değerlendirin, ben de bir bileyim başkasının gözünden nasıl gözüküyor. Short field'da biraz daha yaklaşalım, göstereceğim. Hatta şimdiden söyleyeyim, şimdi runway'in rakamları var ya, 3-4 mesela pisti şimdi gittiğimiz, ineceğimiz 3-4 pistinin sonrasında ne başlıyor, runway pist çizgileri var ya, orta çizgileri. O orta çizgilerden başlangıçtan birincisi değil, ikincisine ve 200 feet maksimum, 200 feet ilerisine, yani o aralığa teker koymam lazım. Short field'da bu şekilde yapmamız gerekiyor. Sınavda yani öyle istenecek. O yüzden benim de amacım ilk birinci değil, ikinci çizgiden ya çizginin üzerine ya da hemen sonrasına teker koymam lazım. Tabii öyle kolay değil. Bazen birazcık geçiyor. Sınavda yeterli olacağını düşünüyorum. Birazdan şimdi yaparız, deneriz. Bugün biraz gust var. Yani rüzgar her taraftan esebiliyor bir anda. Tam istediğim gibi olmayabilir. Özellikle ilk birinci denemede. Ama elimden geleni deneyeceğim tabi. Short field'ın amacı tabi adı üstünde, kısa mesafeli pistlere iniş yapabilmek amacıyla ya da sadece pist değil, herhangi bir alana, kısa mesafeli alana, herhangi bir acil durumda
inmek gerektiği zaman, yani el alışkanlığı, bunun pratiğini yapmak, böyle göz alışkanlığı aynı zamanda, bu amaçla yakıt tankını değiştireyim. Yakıt pompa zaten hep açıktı, hep açık tuttum bugün. Çünkü birazcık alçalalım. Çünkü manevra yapıyorduk. Aç kapa yapmak istemedim. Hatta bayağı yüksekteyim. Biraz hızlı alçalalım. Biraz daha açığa gelelim. Şöyle. Fuel pump is on. Mixture is full rich. Seatbelts on. Our landing checklist complete. Jet speed 571, flight level 32.2, climbing 360. Climbing to flight level 360, you're on Beverly Tower frequency. Check your frequency assignment. Yanlış frekansa girdiler. Çok alçalmamıza gerek yok daha. Beverly Tower 2571 Mike 3 miles right base runway 34. Number 2571 Mike runway 34 clear to land. Runway 34 clear to land 2571 Mike. Tamam, iniş serbest, alçalmaya tekrar devam edebiliriz. Gust belli ediyor, bayağı rüzgar var buralarda. Yavaşlayalım. Hatta bayağı bir yavaşlayalım. Bir bayağı bir yüksekteyim şimdi. Gaz biraz fazla olduğu zaman çok yavaşlamayacağım. Normalden şöyle 3-4 knot, hatta 5 knot daha hızlı yaklaşmakta fayda var. Bir tane daha. 70'lerde. Biz tam çaprazımızla birazdan döneceğiz. Biraz yüksekten gelmekte de fayda var. Dönebiliriz. Alçalmaya da devam. Bayağı bir gust var, rüzgar. Yavaşlayalım, yavaşlayalım, yavaşlayalım. Evet, bayağı bir gust var. Ayarlamak biraz zor. Landing checklist complete dedik. Full flaps. Clear to land. Birazcık yüksekten gelelim. Çünkü ağaçlar var önümüzde. Ha, o ağaçlar biraz yüksek. Pist boş. Biraz da kestim.
gazı tamamen kestim. Birinci çizgi inmiyorum. İkinci çizgiye gelmeden hemen teker koydu. İkinci çizginin başlangıcında. Bence yeterli ya. Geri dönelim. Taxi's ramp, remain the frequency 257 Mike, thanks for the help. You're welcome, have a good day. You too. Fuel pump is off, mixture lean. Bir daha giderdim de bayağı gaz var. Aslında zevkli, biraz böyle şey oluyor, zorluyor falan. Güzel oluyor. Ama zamanım kalmadı. Nereye park edeceğiz? Orası biraz soru işareti. Aldığım yere geri bırakacağım mecbur ama inip ittirmem lazım. Sesim kesilebilir şimdi. Sonra görüşürüz. Uçağı kapatayım. Günlük benden bu kadar. Sesim kötü geliyordur. Direkt GoPro'ya kaydediyorum çünkü mikrofonla falan hiç uğraşacak zamanım yok şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler. İnişimi rate'lemeyi unutmayın. 1 ile 10 arasında bu rüzgarlı şeye rağmen, güne rağmen yumuşak bir iniş oldu. Ama short field tekniği için uygun bir iniş değildi bence. Daha iyi olabilirdi. Birazcık daha fazla tutabilirdim orada. Ama olsun, güzel yumuşak bir inişti. Geldik, park ettik, bitti. İyi bir pratik oldu benim için. Tek başıma pratik yaptım. Sizlerle birlikte daha doğrusu. Haftaya yine birkaç tane uçuşum var. Pratik uçuşlarım var. 2 hafta sonra da sınavım var. Commercial'ın sınavı var. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlı ve stresliyim. O yüzden bu aralar hiç video falan yapamıyorum. Neyse, şimdilik bu kadar. Bir sonrakinde umarım kısa bir süre sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar mutlu yıllar.